Ayşe, yani bilim insanları endişelendiren bir diğer mesele de buzulların erimesi. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani buzullar eriyor diye bir kaygın var mı? Yani buzlar evet eredikçe tabii ki suyun volümü yükseliyor. Deniz seviyesi. Hı hı. Mesela Maldiv adalarında barikatlar var şu anda suyun toprağa geçmemesini engellemek için korumalar var. Etütlere göre de Avrupa bazı ülkeleri mesela Hollanda'nın kuzeyi gibi yerlerde zaten şu anda duvarlar var diye biliyorum. Evet. O suların geçmeleri için bu bir etkilerden birisi. İkincisi suyun şöyle ki suyun derecesini de değiştiriyor. Sular gittikçe ısınıyor. Sular ısındığı için tabii bu meteorolojik yani hava durumlarını da etkiliyor. Yağışları etkiliyor. Bu konuda Atlantik Okyanusu çok önemli. Yani yani hepimiz görebiliyoruz ki yağışlar eskisi gibi farklı artık farklı zamanlarda yağışlar oluyor. Bazen hiç yağış olmuyor. Bazen Ağustos ayında hiç beklenmedik şekilde 1-2 hafta yağmur yağabiliyor. Çok büyük dengeler bozuluyor şu anda. Maalesef. Aynı zamanda bu buzullar eridikçe başka hani ülkeler ve şehirler bazı şehirler evet. sular altında kalınacak diye böyle bir düşünce de var değil mi? Venedik gibi şehirler mesela tamamen yok olacak evet. diyorlar yani. Hatta New York, Tokyo ve Şangay gibi büyük şehirler bile su altında kalacak. Hatta ben bir listede İstanbul'da gördüm yani. İstanbul'da risk altında diye gördüm. Peki başka bir tane daha etkisi var bir de metan gazı salınımı oluyor. Evet, yani buzullar eridikçe. Evet, sera etkisi.